Unutmadım. Aileme yaptıklarını unutmadım Osman Kozan. Evet, dalmışım. Kusura bakma, korkuttum seni. Yo, iyiyim ben. Sadece irkildim bir an. Öyle kolay kolay korkmam ben. Biliyorum. Sen cesur bir kadınsın. Dün senin yaptığını başkası olsa yapmazdı. Bu skandalın ailemize getireceği zararı düşününce korkuyu unutuyor insan. Aile? Of, kusura bakmayın, daha evlenmeden. Neyin kusuruna bakayım? Bu aileyi ne kadar hak ettiğini gösterdin. Babanla konuştun mu? Evet, konuştum. Bugün yarın ayarlayıp gönderecek parayı o da. Bu rüşvet meselesi bizi bayağı zora soktu. Başka işler yapıp zararımızı kurtarmalıyız. Cüneyt'in haberi yok değil mi? Neden haberim olmayacakmış? Zor oldu ama hastane ihalesini aldık. Anladım. Ya ama yine de bir eleman ihtiyacınız olursa. Oldu. Görüşürüz. İyi günler. Olmadı mı? Biz size döneriz dediler. Yani olmadı. Sıkma kızım canını. Bir şey olur elbet. Anne, iyi de ne zaman? Ya her seferinde doğru düzgün bir iş buldum diyorum. Olmuyor. Bütün fırsatlar kaçıyor işte. Deme öyle. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Bir an önce açılması gerek zaten. Benim mutlaka bir iş bulmam lazım. Çalışmam gerekiyor. Kemal'i görmüyor musun? Ya sırtında yük taşıyarak çalışıyor. İşi çok ağır. Bütün bunlar da benim için katlanıyor. Onu gördükçe kahroluyorum. Benim mutlaka bir iş bulup ona destek olmam lazım. Gelin hanım. Hazır değil misin hala? Nikah günü almaya gitmeyecek miyiz? Hazırım da Kemal, biraz konuşalım mı? Neyi konuşacağız? Yani acaba acele mi ediyoruz? Biraz beklesek mi? Aa, çok üzüldüm Kemal'a, çok. Ama bunun böyle olacağı belliydi. El bebek, gül bebek büyümüş o. Bu kadar ağır işe gelebilir mi? Yayla balla büyümüş çocuk. Bolluk içinde yetişmiş. Hammallık yapar mı hiç? Ne hammalı ya? Ha. Bilmiyor muydun sen? Bir yere işe girdi. Mimarlık için ama çok uzun sürmedi. E'si ne? Çocuğu çıkartmışlar işten. Bizimki de hammallık yapmaya başlamış. Garibim. Saklamış herkesten ha. Bana bak. Sizin oradan niye çıktıydı bu işte? Bir karışıklık oldu. Yanlış anlaşılma. O da kendisi ayrıldı. Oğlum, söylesen de alsalar ya işi. Ben bir şey yapamam anne. Oğlum, konuştan bir şey değişir belki. Benim elimden bir şey gelmez anne. Peki oğlum. En iyisini sen bilirsin. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Anne! Nerede hamallık yapıyormuş? Baba, umarım bu işi tecrübemiz ve itibarımız almışızdır ha.
Şüphen olmasın. O toplantıda gösterdiğin tepkiden sonra onlar da kendilerine bir çeki düzen verdiler. Hem yatmıyoruz oğlum, iş yapıyoruz. Elimizi taşın altına koyacağız. Haliyle kirlenecek biraz. O ellerimize ekmek tuttuğumuzu unutmayalım da. Unutmuyoruz. Sen için ferah tut. Bana da iyi bir ders verdin. Bu arada İstanbul'a gidiyorum. Sözleşmeyi imzalamaya. Ay! Eylül, iyi misin? İyiyim. Soğumuş zaten. Aman! Ne bu böyle iki gündür ya? Şu elimi yıkayıp da geleyim. Baba. Kötü bir şey yapmıyorsun değil mi? Güven bana. Dönünce ayrıntılarıyla konuşuruz. Tamam. Ben şu annene bir bakayım. Bavulumu hazırlıyordu. Yanlış bir şey koymasın. Kim bu adam? Beklesek mi ne demek Bahar? Kemal, ben senin için diyorum. Benim için mi? Neden? Yoksa sen mi vazgeçtin? Kemal, asla. Ben senden asla vazgeçmem. Sana üzülüyorum ben. O iş çok ağır. Bahar, konuştuk bunları fazlasıyla. Yeter. İyi de o halde çalışmana dayanamıyorum. Ne yapayım, elimde değil işte. Hem düşündüm ki sanki biraz beklersek... Neyi bekleyeceğiz? Ne kadar bekleyeceğiz daha? Hiç kimse hiçbir şeyi altın tabakta sunmayacak bize. Hem ben böyle rahatım. Mutluyum böyle. Anla artık bunu. Ne olur. Şimdi gidiyor muyuz nikah günü almaya? Tamam, gidiyoruz. Özür dilerim. Ben gerçekten seni düşündüğüm için söyledim. Beni böyle düşünme. Beni senden ayrı düşünme. Hadi. Ne bu halin? Hadi toparlan, çıkıyoruz. Sen iyice havaya girdin ha. Biz arkadaş değiliz kızım. Sen nereye istiyorsan çık. Yine bir haller olmuş sana. Yok bir şey. Sen Kemal'e takıldın değil mi? Hastanede görünce falan yine bir fena oldun. Hamallık yapmaya başlamış. Kazayı da hamallık yaparken geçirmiş. Müstahak. Ya ne bakıyorsun? İşte sen bu yüzden kaybediyorsun. Acıyorsun. Bir süreliğine şu acıma duygunu rafa kaldırsan diyorum. Bir şey yoktu işte, gördük o gün. Müstakbel karısıyla mutlu mesut çıkıyordu hastaneden. Durumu gayet iyiydi. Hadi. Nereye? Kemal'in çalıştığı yere. İyi de ben Kemal'in çalıştığı yeri bilmiyorum. Hem görüp ne yapacaksın? Gidince görürsün. Şimdi öğrenirim ben nerede çalıştığını. Hadi. Tamam. Bekliyoruz. Teşekkürler, iyi günler. Eylül. Yıldız'ın gelinlikçisiyle görüştüm, birazdan gelecek. Biliyorum daha erken ama hani şöyle bir bakarsın kataloglara. Şey, benim acil bir işim çıktı, daha sonra halletsek. Tamam kızım, sen bilirsin. Yani ben senin için... Biliyorum. Biliyorum ama beni affedin. Bir katalog bıraksın, ben gelince bakarım. Tamam kızım. Onlar ne? Feride'ye yaptığımız el işleri. Osman Bey'den kurtardıklarımız işte. Çöpe at onları. Ablam ama... Ne diyorsam onu yap Nazire. Uzatma. O
Az önce sana gönderdiğim numara kime ait öğrenmek istiyorum. Tamam. Pek şansımız yok ama fotoğraftaki adamı da bir araştır bakalım. Peki tamam. Senden haber bekliyorum. Çıkıyor musun? Evet. Bir arkadaşımın doğum günü. Unutmuşum, onu uğrayacağım. Sen? Kemal'in yanına gidecektim. Gelirsin diye düşünmüştüm ama. Çok selamımı söyle canım. Ama Nur çok kızar. Ne zamandır ihmal ediyorum. Peki. Görüşürüz. Sonra düğünümüz var gelin hanım. Neyin var? Hiç. Seni mutsuz etmekten korkuyorum. Boşuna korkuyorsun. Beni bu hayatta mutlu eden tek şey sensin. Ya dün annenin söyledikleri? Eğer haklıysa. Bir gün benimle olduğun için pişman olursan. Ya öyle bakma. Ne yapayım, korkuyorum işte. Ya bir gün böyle bir hayatı seçtiğin için nefret edersen benden? Hı? Geri dönmek isteyip de dönemezsen eğer. Neye geri döneceğim Bahar? Hı? Senin dışında hiç kimse, hiçbir şey umurumda bile değil benim. Benim evim de yuvam da sensin. Hiçbir zaman da pişman olmayacağım. Ama eğer sen... Benim tek istediğim sensin Kemal. Tamam o zaman. Bu konu burada kapansın. Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum. Tamam. Hadi seni eve bırakayım. Sonra da işe gideceğim. Seninle ilgili değil. Biliyorum. Ya aslında yemek yemen gerekiyor ama benim yapabildiğim tek şey bu. Sağ ol ama sadece uyumak istiyorum. Dün o bara gittin mi? Cüneyt geldi mi peki? Geldi. Ama Eylül'le beraber. Üzüldüm. Zaten ne bekliyorum ki? Onca şeyden sonra... Zaman Feride. Hızla akıp gidiyor. Sen yaralarını sarmaz böyle devam edersen... onları iyileştiremezsin. İyileşmesini istemiyorum ki. Çünkü Cüneyt benim için bir yara değil. Bir sığınak. Cennet gibi. Ama... o cennete Eylül sahip artık. Ve sen bir an önce iyileşmezsen bu böyle devam edecek. Neyse, ben bir duşa girip çıkacağım. Sen de biraz daha dinlen. Hala solgun görünüyorsun. Son zamanlarda çok ihmal ettim dersleri. Sıkma canını. Sen halledersin. Doğru. Nikah gününü de aldık nasılsa. Hayırlı uğurlu olsun. Nikahta keramet var derler. Senin için ferah tut. Bakayım. Ödenmiş bu.
Cüneyt abi ödedi değil mi? Elimize para geçer geçmez veririz. Sen üzülme anneciğim. Öderiz tabii. Cüneyt abi de üzülüyor Kemal'in haline. Üzülmez mi? Üzülür tabii kardeşi. Et tırnaktan ayrılır mı? Baksana. Dükkan için nasıl parçaladı kendini. Aslında bu dükkan Kemal için çok iyi olurdu. Ama hayatta izin vermez. Çok kızar bana. Şu yüzünün haline bak. Kireç gibi yine. Halbuki bugün senin en mutlu günün anne. Anneciğim. Mutluyum ben. Kemal yanımda ya. Geçer değil mi bu zor günleri? Geçer mi? Geçer. Geçer. Nereye? Kemal'e yemek götüreyim ben. Biraz değişir be. Vakit kaybetmemişsin bakıyorum. Ne oldu? Kıskandın mı yoksa? Ne kıskanacağım be? Yok yok, belli kıskanmışsın. Bırak oyun oynamayı da anlat. O fotoğrafları sen mi gönderdin? Ne zaman çektin onları? Sen o planları yaparken bizim eller ağırlık toplamıyordu herhalde, değil mi? Onların bir halta yarayacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Öyle mi diyorsun? Ama bak geldin tıpış tıpış ayaklarıma kadar. O ayaklarını Cüneyt'in kırmasını istemiyorsan uzak dur benden artık. Peki Cüneyt bu yaptıklarını öğrenirse ne olacak Eylül? Ha? Cüneyt'i sen de bilirsin. Gözü dönerse kimseyi görmez. Ezer geçer seni. Tamam artık gidelim, ne bekliyoruz burada? Ne o? Vicdanın mı sızladı yoksa? Sızladı tabii. Canavar mıyım ben? Acıma, acınacak duruma düşersin. Eğer vicdanın çok sızlarsa Kemal'in sana yaptıklarını düşün. O Bahar'ı elinden alırken vicdanı hiç sızlamadı, emin ol. Hah, seninki de geldi. Yoksa Kemal'e yardıma mı geldin?
Sen de bir ucundan tut istersen çuvalın. Tuan, nereden çıktın sen? Sana ne be? Sana mı soracağım? Seninle uğraşacak halim yok benim. Sana halini soran olmadı, bencil yaratık. Asıl sen Kemal'in şu haline bak. Onu nasıl bir enkaza çevirdiğini görüyor musun? Hepsi senin yüzünden. Mahvettin onu. Eğer gerçekten sevseydin onu bu hale düşürmezdin. Ya her şeyini kaybetti senin yüzünden, görmüyor musun? Hamallık yapmayı mı, buralarda böyle sefalet içinde yaşamayı mı seçtin? İnşallah bir gün bu seçiminden dolayı pişman olmazsın. Ailesini, gücünü, her şeyini. İyi bak. Şu gördüğün iki büklüm zavallı Kemal mi? Hepsi senin yüzünden oldu, anlamıyor musun? Git. Yalvarırım. Git artık. Gidiyorum zaten. Senin gibi seyirci kalamam. Ama sen izle. İftihar et eserinle. Benden ne? Ne var duruyorsun be? Kızı uyandıracaksın şimdi. Tabii. Senin pis yüzünü görmesini istemezsin. Normal. Ne yapıyorsun sen ya? Ya seni görürse? Ne kadar tehlikeli biliyor musun? Ne istiyorsun ondan? Neler oluyor? Tamam. Sakin ol. Ben sana sonra anlatacağım. Şimdilik sus. Tamam mı? Efendim. Tamam, ararım ben seni. Neler oluyor burada? Hiç. Sevgilimi gönderdim. Tüh. Keşke gitmeseydi. Senden uzak durmasını söylerdim. Sevginin de, şefkatinin de yalan olduğunu, ne kadar bencil bir yaratık olduğunu anlatırdım ona. Sen bayağı doğmuşsun ha. Kızmazlar değil mi? Kızmazlar. Ara vermiştik zaten. Nasıl oldu kolun? Acıyor mu hala? Acımıyor. İyiyim, merak etme. Kemal. Bahar. Ne söyleyeceğini biliyorum. Ama söyleme. Ben bu işte çalışmaya devam edeceğim. Hadi sen üşüme artık. Eve git. Ben de işe döneyim. Tamam. Hayırlı işler.